Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı bursluk sınavının tarihinin 5 Eylül olduğunu açıklamıştı ve sadece birinci dönem konularından sorumlu olduğumuzu açıklamıştı. Dün sizlerle birlikte Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı birinci ünite örnek sorularını bursluk çalışması olarak çözmüştük. Bugün de ikinci ünitede yayınladığı örnek soruları bursluk çalışması olarak çözeceğiz. 2018, 2019 ve 2020 sorularını çözeceğiz. Toplam 30 sorumuz var. Bugün 15 tanesini çözeceğiz. Yarın da diğer kalan 15-14 tanesini çözeceğiz arkadaşlar. O videomuzu da kaçırmamak ve bursluk çalışmalarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri savaş sonunda toprak kayıplarının yaşandığına kanıt olarak gösterilebilir? Bakalım Birinci Dünya Savaşı sonunda sınırlar yeniden çizilmiştir. Arkadaşlar sınırlar yeniden çizildiyse Toprak kayıpları vardır. Demek ki bir şıkların arasında olacak. Bir olmayan varsa sildik. D şıkkından kurtulduk. Milletler Cemiyeti kuruldu. Milletler Cemiyeti'nin kurulması toprak kaybının yaşandığının bir göstergesi olamaz. O yüzden iki olanı sildik. A ve C şıkkından da kurtulduk. Zaten D şıkkından kurtulmuştuk. İmparatorluklar yıkılmış yerine ulus devletler kurulmuştur. Bu da sınır değişikliği toprak kaybı olduğunu gösterir bizlere. Üçü de almalıyız. Cevabımız bir üçün olduğu B şıkkıdır. İkinci soru aşağıdaki haritada Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler gösterilmiştir diyor. Hatırlarsanız harita sorularında ne yapıyorduk? Sadece haritaya odaklanıyoruz. Ekstra bir şey kattığımız an soru yanlış olur. Haritaya bakıyoruz. Kırmızı okla Osmanlı'nın saldırdığı cepheler. Yani Kafkas ve Kanal. iki tane cephe görüyoruz. Savunduğu cepheleri Çanakkale, Suriye, Irak ve Hicaz Yemen olarak görüyoruz. Müttefiklere yardım cephelerinin altı sarı çizgiyle çizilmiş. Galicia, Makedonya ve Romanya olarak görüyoruz. Osmanlı'nın sınırlarında burada kesirli çizgilerle gördük. Şimdi... Aşağı bölüme geldim. Haritadaki bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Yeni cephelerin açılmasıyla savaş geniş bir alana yayılmıştır. Kesinlikle doğru. Zaten geniş alan olduğunu haritadan görebilirsiniz. Bir olacak. Osmanlı Devleti savunma cephelerinde büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Normalde bu doğru bir bilgi ama Burada yenildiğimize dair bir bilgi var mı? Büyük kayıp verdi, geri çekildiğimize dair bir bilgi var mı? Yok. O zaman iki olanı sildim. C şıkkı ve D şıkkından kurtuldum. Bir olacaktı. Osmanlı Devleti sınırları dışında da savaşmıştır. Buna da ulaşırım. Nasıl ulaşırım? Bakın sınırlarımız tam olarak çizdiğim yer. Bakın burası bizim sınırlarımızmış tamam mı? Şimdi peki sınırlarımızın dışında nerede savaşmışız? Bakın burada Galicia, Makedonya, Romanya bölümünde ne yapmışız? Sınır dışında savaşmışız. Demek ki burası sınır dışında savaşıldığını bize gösterir. Üçü de alırız. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorudayız. Birinci Dünya Savaşı'nda devletler ittifak ve itilaf olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. İttifak devletleri savaştan önce Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'ymış. Savaş sırasında Osmanlı ve Bulgaristan bu gruba katılmış. İtilaf devletlerinde savaştan önce İngiltere, Fransa, Rusya'ymış. Savaş sırasında İtalya, ABD, Sırbistan, Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz, Roma'ya katılmış. Ben şu cümleden ne anlıyorum? İtalya'nın savaş sırasında taraf değiştirdiğini anlarım. Çünkü bakın savaş sırasında İtalya buraya geçmiş. Önceden buradaydı. Verilen tabloya göre hangisine ulaşılamaz diyor. Savaş başladıktan sonra her iki gruba da başka devletlerden katılım olmuştur. Evet, ben rahatlıkla bunu ulaşabilirim. Bakın bu gruba bunlar, bu gruba da bu taraf dahil olmuş. Devletler başka devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya çalışmıştır. Evet, buna da çok rahat bir şekilde buradan ulaşabilirim. Birinci Dünya Savaşı'na en son dahil olan devlet Rusya olmuştur. Burada en son dahil olduğu ile alakalı bir bilgi var mı? Yok. Tabloda yoksa bunu katmıyorum. Savaş sırasında taraf değiştiren devletler olmuştur. Mesela İtalya taraf değiştirmiş buna ulaştım. Ulaşılamaz olan C şıkkıdır. Dördüncü soru Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Rumların bölgede yaptığı isyanlara ve Yunanların işgaline karşı kurulmuştur bölgenin kültürel, ekonomik, nüfus bakımından Türklere ait olduğuna tarihi belgelerle ispatlamak için çalışmıştır. Edirne'de iki defa kongre yaparak silahlı direniş kararı almış, gerekirse yerli halktan asker toplanabileceğini ilan etmiştir. Buna göre Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım yargılarımıza hemen. Bölgenin Türklere ait olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Zaten burada üst tarafta bunu Türklere ait olduğunu kanıtlamaya çalıştığını bu cümlede söylüyor. Bir olacak. Bölgesel nitelikli kongreler yapmıştır. Edirne'de iki defa kongre yaptıysa bölgesel niteliklidir. 1-2 olmayan varsa sildik. B şıkkından kurtulduk. İşgallere karşı silah kullanılabileceğini belirtmiştir. Bakın ne diyor? Yerli halktan asker toplanabilecek silahlı direniş kararı almış. Demek ki silahlı e, kuvvetler kuracağını işgallere karşı silah kullanılabileceği belirtilmiştir. Askeri alma işlemleri zorunlu olmuştur. Zorunlu olduğuna dair bir bilgi var mı burada? Hayır yok. O zaman 4'ü almıyorum. 1-2-3'ü 1, alıyorum. Cevabım C şıkkıdır. Hemen geldik. 5. sorumuzla devam ediyoruz. Bu metinde verilen bilgilere göre itiraf devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. 12 Ocak 1920'de Mebusan Meclisi İstanbul'da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 1920'de Misak-ı Milli Kararları tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ancak itiraf devletleri Misak-ı Milli Kararları'nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 Mart 1920'de İngilizler toplantı halinde olan Mebusan Meclisi'ni basmış ve dağıtmıştır. Şimdi buna göre itiraf devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir diyor. İstanbul hükümetine yardım etmek. Meclisimizi basmış. Nasıl yardım etmek bu? A şıkkına ulaşamam. Milli iradeyi ortadan kaldırmak. Bakın, meclisi basıp dağıtıyorsa oyla seçilen milletvekillerini önemsemiyor demektir. Bu da milli iradeyi ortadan kaldırmaya çalıştıklarını gösterir. Misak-ı Milli'yi kabul ettirmek. Misak-ı Milli'den rahatsız oluyorlar zaten. C şıkkına ulaşamam. Yeni bir meclis oluşturma amaçları yoktur arkadaşlar. Bu metinden milli iradeyi ortaya ortadan kaldırmaya amaçladıkları söylenebilir. Cevap B şıkkıdır. Hemen devam ediyoruz 6. sorumuzda. Bu metinden Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Paşa Havza'ya ulaştıktan sonra halkla toplantı yapmış. Toplantı sonunda Havza Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin açılmasını sağlamıştır. Bakın bir cemiyet kuruyorsa o insan örgütleyicidir. Etrafında insanları toplamıştır. Devam ediyorum. Mustafa Kemal Paşa Havza'dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafta Anadolu'da yaşanan işgallerin İşgallerin mitingler yapılarak ve itilaf devletleriyle Osmanlı hükümetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bakın halkı yönlendiren kişi aynı zamanda liderdir. Hem örgütleyiciliğine hem liderliğine ulaştık. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde miting düzenlenmiştir. Mustafa Kemal bunları ne için yapmıştır arkadaşlar? Bunları vatanını sevdiği vatanını kurtarmak için yapmıştır. Vatanseverliğine de ulaşırız ama açık sözlü olduğuna dair bir bilgi yukarıdan ulaşamam cevabımız C şıkkıdır. 7. soru. Buna göre Yunanların İzmir'e Rum göçmenleri taşıma amacı hangisidir? Üst tarafı dikkatlice okuyalım. Bir son ikilerine göre Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak. Türk olmayan milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verecekti. Ancak İngilizlerden destek alan Yunan askerleri 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkartma yaptılar ve İzmir'i işgal ettiler. İzmir işgalden sonra Yunan, Yunanistan'dan İzmir'e gemilerle Rum göçmen taşıdılar. Bakın bunun amacını soruyor bize. Arkadaşlar kim nerede kalabalıksa Wilson ilkelerine göre kim nerede kalabalıksa orada kendi devletini kuracaktır diye bir madde var. Rumların, Yunanların amacı o bölgede Rumların çok olduğunu kanıtlayıp o bölgede bir devlet kurmak. Nasıl kanıtlayabilirler bunu? Orada kalabalık olarak. Nasıl yapacaklar o zaman? Orada çoğunluğu elde edecekler. İşte bunun için ne yapmışlar? Göçmen taşımışlar. Yani İzmir'de çoğunluğu sağlamak onların amacı olmuş. A, B ve C değildir. Cevabımız D şıkkıdır. Hemen 8. sorumuza devam ediyoruz. Misak-ı Milli'de alınan kararlarından hareketle aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılabilir? İşgal altındaki Arap halkları özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir. Kendi istekleriyle anavatana katılmış olan Kars Ardahan Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapacaktır. Bakın kendi verecekleri oylarla halk oylaması. Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenecektir. Bakın burada ne demeye çalışıyoruz? Burada çok rahatlıkla şunu anlatmaya çalışmışlar. Oradaki insanların kararlarına saygı duyuyoruz. Çünkü kendi kararlarını kendileri verecekler. Kimi seçecekler onlar karar verecek. Bu ne demek? Kendi kararlarına saygılı olduklarını gösterir arkadaşlar. Bakalım kapitülasyonlara karşı çıkıldığını bu cümleye zaten ulaşamayız. Halkın kararına saygı duyulduğuna bakın halk ne karar verirse ona saygı duyulacağını zaten şuradaki 3 cümleden anlıyor biliyoruz. Eşitlikle ya da Türk yurdunun sınırlarının çizildiğiyle alakası yoktur. Cevabımız 5 şıkkıdır. Devam ediyoruz. 9. soru. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan hareketle hangisi söylenemez? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Bu cümle bizim sınırlarımızın çizildiğinin bir göstergesidir. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. E milli iradeye hakim kılmak esassa o zaman demek ki demokrasiye doğru bir atılım var demektir. Manda ve imaya kabul edilemez cümlesi de tam bağımsızla vurgu yapıldığını bizlere gösterir. Şimdi hangisi söylenemez? Bakalım hemen A şıkkımızdan. Yönetim sistemini değiştireceğini işaret etmiştir. Bakın şu cümle padişahlıktan yani mutlak monarşiden e, demokrasiye geçileceğini bize kanıtlar. Demek ki A'ya ulaştım. Osmanlı hükümetinin denetlenmesi amaçlanmıştır. Burada denetleme ile ilgili bir şey söyledi mi? Hayır. Vatanın bütünlüğü ilkesine vurgu yapılmıştır. Bakın şu cümlede ne diyor? Vatan bir bütündür diyor. Demek ki buna vurgu yapılmış. Tam bağımsızlık dile getirilmiştir. Manda ve himaye kabul edilemez cümlesi tam bağımsızlığın e, vurgulandığını gösterir. Bizlere söylenemez olan burada tabii ki de B şıkkıdır. 10. soru. Sevr anlaşmasının bazı maddeleri aşağıda verilmiştir diyor. Bu maddelerden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Hemen bakalım. Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak, ordunun ağır silahı olmayacak. Şu cümleyle bizi savunma açısından ne yapmaya çalışmışlar arkadaşlar? Etkisiz hale getirmeye, askeri gücümüzü yok edilmeye çalışılmış. Boğazlar içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek savaş zamanı dahi bütün gemileri açık olacak. Bu boğazlarda hakkımızın olmadığını gösterir. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak. Bu ekonomik bağımsızlığımızın yok sayıldığını gösterir. Azınlık hakları genişletilecek. Azınlık haklarını genişletecekler ki iç işlerimize karışabilsinler. Şimdi bakalım. Hangisi bu, bu maddelerden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili hangisine ulaşılamaz diyor? Hemen bakalım. Azınlıklar Müslüman halk ile eşit hale getirilmiştir. Azınlıkların eşit hale getirildiğine dair burada bir bilgi var mı? Yok. Ekonomik bağımsızlık yok sayılmıştır. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak cümlesi ekonomik bağımsızlığın yok sayıldığını gösterir. Askeri gücü yok edilmek istenmiştir. Birinci cümleyle askeri gücümüz yok edilmek istenmiştir. Egemenlik haklarımız zedelenmiştir. Arkadaşlar egemenlik haklarımızın zedelendiğini zaten tüm maddelerden çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Ama burada A şıkkına ulaşamıyoruz. 11. soru. Birinci dünya savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açmalarının amaçları şunlardır. İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni teslim almak, Karadeniz'i geçerek Ruslara yardım götürmek, savaşa girmeyen devletleri kendi yanlarında savaşa çekmek. Bu amaçlar dikkate alındığında yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Bakıyoruz hemen öncülerimize. Rusya'nın henüz itilaf devletlerine katılmadı. E biliyorsunuz ki savaş sırasında zaten Rusya'ya yardım götürüyorlarsa demek ki itilaflara katılmıştır. Bir olanı sildik bakın. A gitti ve D şıkkı gitti. Osmanlı Devleti'nin stratejik açıdan önemli bir konumda olduğunu, eğer Osmanlı'yı savaş dışı bırakırlarsa Rusya'ya yardım götürebilecekler ki başka ülkeleri de kendi yanlarında savaşa çekebilecekler. Demek ki çok rahat bir şekilde ikiye ulaşırım. İtiraf devletlerine savaşı kısa sürede bitirmeyi he hedeflediği Osmanlı'yı teslim alarak zaten bunu amaçlıyorlar. 3'e de ulaşırım. Biri almamıştık cevabımız 2-3'ün olduğu C şıkkıdır. Hemen devam ediyoruz 12. sorumuzla. Aşağıda Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir diyor. Bu maddelerden hareketle hangisinin amaçlandığı söylenemez? Aşağı bakalım hemen. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Bu bizi savunmasız bırakmak için konulan bir maddedir. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir noktayı iş stratejik noktaları işgal edebilecektir. Bu işgallere hukuki zemin hazırlayan bir maddedir. Boğazlar açık olacak ve itiraf Devletleri tarafından işgal edilecektir. Tüm telsiz telgraf hatlarının kontrolü, toros tünelleri ve bütün demiryollarının denetimi itiraflara bırakılacaktır. Bu ne demek? Hem iletişimimize hem ulaşımımıza el koyuyorlar. Şimdi buna göre hangisinin amaçlandığı söylenemez. Anadolu'da çıkabilecek azınlık isyanlarının engellenmesi. Adamlar zaten azınlıkları destekliyorlar. Niye engellesinler bu isyanları? Bu bir dursun. Haberleşme ve ulaşımın kontrol altına alınması son cümleyle bunu amaçlamışlardır. Anadolu ve Rumeli'nin bağlantısının kesilmesi. Arkadaşlar zaten İstanbul'u işgal etmek bunun amacıdır ki burada Anadolu boğazları alacaklar maddesiyle Anadolu ile İstanbul'un bağlantısını kesecekler. Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakılması, Osmanlı ordusu terhis edilecekse kim savunacak bizi? Kimse. O zaman bu birinci cümleyle de D şıkkını amaçlamışlardır. Burada söylenemez olan A şıkkıdır. 13. sorudayız arkadaşlar. Burada bize bir görsel verilmiş. İlk adımla başlayan büyük yürüyüş 100. yılında adında bir görsel. Burada kronolojik sıralama var. Hemen bakalım. Önce bir soruyu okuyalım. Verilen görselden hareketle hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Üst tarafa geldim. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros ateşkesi imzalanmış. 13 Kasım tarihinde savaşta geçit verilmeyen düşman gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a gelmiş Mondros'la birlikte. 17-18 Mart 1919 tarihinde Rumlar 17-18 Mart 1919'da Samsun'a asker çıkaran İngilizleri de arkalarına alarak Mondros'un 7. maddesi gereği bölgeyi işgale açmak istemişler. 21 Nisan 1919'da Türk halkı Rumlara karşı kendini savunmak için teşkilatlanmaya başlayınca İngiliz Yüksek Komiserliği İstanbul Hükümeti'ne bir nota vererek bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını Rumlara karşı yapılan saldırıların önlenmesini istemiştir. 15 Mayıs tarihinde 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilmiştir. 16 Mayıs 1919'da bölgede asayişi sağlaması için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal Kurtuluş Mücadelesi planlarıyla Samsun'a doğru yola çıkmıştır. Şimdi buna göre hangisine ulaşılamaz? İngilizler Anadolu'daki Rumlara destek olmuştur. Bakın şurada ne diyordu? İngilizlerin de desteğini alan diyordu. Nerede burada? Bakın Rumlar asker çıkaran İngilizleri de arkalarını alarak demek ki Rumlara destek olmuşlar. A şıkkına ne yaptık? Ulaştık. Milli mücadelenin gerekçe ve yöntemi kararlaştırılmıştır. Arkadaşlar gerekçe biz ve yöntemimiz, milli mücadelenin gerekçesi ve yöntemi Amasya genelgesindedir. Yani Samsun'a çıkışta değildir. Bu bir dursun. Mustafa Kemal bağımsızlık amacıyla Samsun'a çıkmıştır. Evet zaten bağımsızlık amacıyla Samsun'a çıktığını biliyoruz biz. Çünkü e, buradaki hangi cümleydi? Bakın kurtuluş mücadelesi planlarıyla. Demek ki bağımsızlık için çıktığını anlıyoruz. Mondros ateşkesi sonrasında Anadolu'da işgal yaşanmıştır. Bakın ne diyor? İzmir işgal edildi. D'ye de ulaştık. Burada ulaşılamaz olan B şıkkıdır. 14. sorudayız. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği bazı cepheler tabloda verilmiştir diyor Kanal ve Kafkas cepheleri. Buna göre verilen cephelerin benzer özellikleri arasında durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Yani biz ikisinin ortak özelliklerini bulmaya çalışacağız. Hemen bakalım. Kanal cephesinin açılma nedeni Osmanlı Devleti bu cephede İngilizlerin elinde bulunan Mısır'ı geri almak. Süveyş kanalının kontrolünü eline geçirip İngilizlerin İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek için saldırıya geçti. Saldırıya geçti. Yani biz saldırmışız. Sonuç İngilizlerin güçlü bir orduya sahip olmaları, çölün aşırı sıcakları ve susuzluk nedeniyle Osmanlı yenilmiştir. Bu tarafa geldim. Kafkas cephesi. Osmanlı Devleti Rusların kontrolündeki Bakü petrollerini ele geçirmek ve Orta, e, Orta Asya'daki Türkleri kendi çatısı altına birleştirmek amacıyla saldırıya geçmiştir. Yani ikisi de saldırı cephesiymiş. Sonuç Osmanlı Devleti kış şartları ve aşırı soğuklar nedeniyle bu cephede ağır kayıp vererek geri çekilmiştir. Bakın sonuçlarına baktığımız zaman Doğa koşulları iki cephenin de kaybedilmesini sağlamış. Şimdi bakalım buna göre hangisi benzer özellikler ortak olarak hangisi söylenebilir diyor. Taarruz harekatında bulunulmuştur. Taarruz saldırmak demek. Demek ki bu ikisinde de ortaktır. Bakın ne diyor saldırıya geçmiştir. Saldırıya geçmiştir. 1'e ulaştım. Kaybedilmelerinde doğa koşullarının da etkisi olmuştur. Çölün aşırı sıcaklar ve susuzluk. Kış şartları ve aşırı soğuklar. Kafkas ve kanalın kaybedilmesine sebep olmuştur. 2'ye de ulaştım. Daha önce kaybedilen topraklar geri alınmak istenmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın burada Mısır'ı geri almak diyor. Evet ama burada bir yeri geri almak diyor mu demiyor. O zaman ben üçü alamam. İkisinin ortak özelliği değildir. Çünkü 1-2'yi alırım cevap C şıkkıdır. Şimdi geldim hemen bugün çözeceğimiz Son soruya. Arkadaşlar ikinci ünitenin toplam 29 sorusu var ama çok uzun bir video olacağı için sizleri sıkmak istemediğim için bugün sadece 15'ini çözeceğim. Kalan 14 tanesini başka bir videoda çözeceğim. O videoyu da kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 15. soruyla devam ediyoruz. Son sorumuz bu da. Monros Ateşkes anlaşmasından sonra Anadolu'nun bazı bölgelerinde milli varlığa karşı zararlı cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetlerin bazılarının kuruluş nedenleri ve etkinlikleri tabloda verilmiştir. Mavri Mira ve Etnik Yeter Pontus cemiyetleri verilmiş. Bu bilgilere göre söz edilen cemiyetlerle ilgili çıkarımların hangilerine ulaşılabilir? Önce bilgilerimizi okuyalım. Mavri Mira, Yunan hükümeti için çalışan Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak amacı taşıyan bu cemiyet doğrultusunda Trakya, İstanbul, Batı Anadolu'yu Yunanistan'a katmayı hedefliyormuş. Yunan, Yunan cemiyetiymiş yani Mavri Mira. Etnik Yeter ve Pontus'a bakalım. Karadeniz'de Samsun-Trabzon merkezli bir Pontus Rum Devleti kurmaya başlayan bu iki cemiyete mensup olan yerli Rumlar silahlanarak eşkıyalık yapmış ve Yunanları desteklemiştir. Demek ki iki grup da Yunanları destekliyor. Şimdi bu cemiyetlerle ilgili yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Milliyetçilik fikri doğrultusunda hareket etmişlerdir. Arkadaşlar Mavrimira, Etnik Yeter'e ve Pontus cemiyetleri... Yunan e, Yunanlara çalışıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Çünkü onlar Fransız İhtilali'nin e, yaydığı milliyetçilik akımından etkilenmişlerdi ve toprak almaya çalışıyorlardı. Bu da milliyetçilikten etkilendiklerini gösterir. Bir olacak. Anadolu'daki Türk varlığını yok saymışlardır. E zaten Türklerle savaşıyorlar. Yok saydıklarının bir göstergesidir bu durum. İki de olacak. Tüm azınlıkları tek çatı altında toplamaya çalıştıkları. Burada öyle bir bilgi var mı? Yok. O zaman 3'ü almıyorum. Cevabım 1 ve 2'nin olduğu 5 şıkkıdır. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte İkinci ünitenin yayınlanan örnek sorularını 2018, 2019 ve 2020 örnek sorularını çözdük. Kalan 14 tanesini de başka bir videomuzda çözeceğiz. İnşallah faydalı olmuştur. Bursluğa kadar çalışmalarımız devam edecek. Eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.